Şirket deneyiminden merhaba. Siemens NX 11 derslerimize hoş geldiniz. Arkadaşlar, NX arayüzünde açtığımızda bu ekran gözükür. Üste hızlı erişim çubukları, ribbon bar, yanda resource yani kaynak menüsü, burası da grafik alan. Bu grafik alanda çizimlerimiz ve modellerimiz gözükür. New tuşuyla yeni bir tasarım, montaj, yüzey, belli şeylerin modüllerin açıldığı komutu veririz. New tuşuyla oluştururuz. Open'la daha önce oluşturulmuş dosyalar açarsınız. NX'in dosya uzantısı .prt'dir. Montaj olsun, parça olsun, çizim olsun bütün hepsinde standart prt gelir. Bu dosyaların içinde montaj, parça ve çizimleri bir arada yaparsınız. Open ile daha önce çizilmiş dosyaları açarız. Open arayüzü ile en son açılan 8 çizimi açarsınız. Kısa yol tuşudur. Altta status bar vardır. Burada durum izlenir. Şuradaki düğme ile tam ekran yaparsınız. Tam ekran yapınca üst komut gizlenir. Grafik alanına tıklayınca gizlenir. Buraya tıklayınca tekrar ekrana gelir. Buradan pasifleştirirsiniz. Hem altta hem üstte pasifleştirme düğmesi vardır. Ribbon barı isterseniz buradan gizlersiniz. Sadece simge olarak ve tab olarak görünür. Sadece bu tabın sekmelerine bastığınız zaman komutlar olur. Grafik alanına bastığınız zaman kaybolur. İsterseniz eski haline getirebilirsiniz. Bu home tuşunda new ile yeni bir dosya açarsınız. Genellikle tasarımlarınızı model modülünde şey yaparız. Diğer modellerin ve diğer özellikleri buralarda görünür. Simülasyon, mekaniktronik malzemeler, model, çizim, drawing ve ayrıca manufacturing imalatla ilgili çizimleri buradan başlatabilirsiniz. Biz modelle başlatıyoruz. Milimetre olarak birim seçiyoruz. Buradan ismini yazıyoruz. Arkadaşlar, isimlerin Türkçe karakteri içermemesi gerekiyor. Buradan da kayıt yolunu seçtikten sonra okeyleyerek çizim ortamımızı açıyoruz. Modellemede gördüğünüz gibi bu ribbon barlar özelleşiyor. Modeli özel, montaj özel, curve yani çizgiler, çizimler, yüzey, analiz, model ortamında bunlar geliyor. Duruma göre bu ribbon barları özelleştirebiliyorsunuz. Burada grafik ekranda X, Y ve Z düzlemlerini belirten origin datum koordinat sistem görünüyor. Burada Part Navigator, Constraint Navigator, Assembly Navigator yani bu modüllerle de parçanın çizimindeki aşamaları izleyebiliyorsunuz ve aynı zamanda düzenlemeleri de buradan yapabiliyorsunuz. Tasarım ağacı olarak düşünebilirsiniz. Burada geçmiş var. İnternette burada registry yani malzeme kütüphanesi var. Çeşitli navigasyonlar var. Burada yaptığınız çizimleri görebiliyorsunuz. NX'in arayüzü bu şekilde. Diğer detayları ayrıca size diğer derslerde vereceğiz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.